Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında bir adamcağız, "Ya Musa, sen Allah'ın kelimisin, Tur-i Sina'ya gidiyorsun şimdi de. Cenab-ı Hakk'a bir sorsan, bu dünyanın en günahkar insanı kimdir? Ben bunu merak ediyorum." diye. Hazreti Musa Aleyhisselam da sual etmiş, "Ya Rabbi," demiş, "dünyanın en günahkar insanı kimdir?" Rabbimiz de cevaben buyurmuş ki, "Ey kelimim, sen şimdi buradan geri dönüp giderken bir adam göreceksin, yanında da bir çocuk. O adam dünyanın en günahkar insanıdır," demiş. Ve adama söylemiş. Aradan bir gün geçmiş, yine aynı adam, "Ey Musa, ben bir de şunu merak ediyorum. Dünyanın en günahsız insanı kimdir? Bir de bunu Rabbimize sual ediversen." Rabbimize yine sual etmiş. "Ey kelimim, sen şimdi buradan geri dönüp giderken bir adam göreceksin, yanında da bir çocuk. O adam dünyanın en günahsız insanıdır," demiş Rabbimiz. Musa Aleyhisselam bakmış, aynı adam, dünkü adam. Dünkü dünyanın en günahkar insanı, bugün en günahsız insanı. Nasıl oluyor? Hayret etmiş, Rabbimiz de tekrar sual etmiş. Rabbimiz de cevaben buyurmuş ki, "Ey kelimim, çocuğuyla babası deniz kenarında otururken çocuğu babasına sordu. Babacım," dedi, "bu kum tanelerinden daha çok bir şey var mı?" "Vardır oğlum," dedi. "Nedir?" "Evladım, bu denizlerin dalgaları, bu denizler, bu kum tanelerinden daha çoktur." "Peki babacım," dedi, "bu denizlerden daha çok bir şey var mıdır?" deyince, "Vardır oğlum," dedi. "Nedir?" "Babanın günahlarıdır," dedi. "Peki babacım," dedi, "benim babamın günahlarından daha büyük bir şey var mıdır?" deyince, "Vardır oğlum," dedi. "Nedir?" "Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir, merhametidir. Onun beni böylesine rahmet sahibi bir işin hatırına, o bugün dünyanın en günahsız insanıdır," diyor Rabbimiz. Kardeşlerim, kardeşlerim, samimi kul olalım, samimiyetle tövbelerimizi edelim, Allah'ı görüyormuşçasına hayatımızı idame ettirelim. Selam ve dua ile.